Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Bu akşam Sakarya Otlu Otel'deyiz. Hep yemeği biz yapacak halimiz yok. Bu sefer de kendimize bir yemek yaptıralım, ziyafet çekelim dedim. Bakalım bizi ne bekliyor. Evet arkadaşlar, mutfağımıza geldik. Mutfağımızda hasımızda bana özel İtalyan işi antikor. Nasıl yapıyoruz? Tereyağlı. Şöyle bakalım. Mustafa, işi biliyorsun. Tereyağını kısık ateşe yapıyorsun. Evet. Bu şimdi yavaş yavaş pişecek. Burada neyimiz var? Burada haşlanmış patates, baharatlı, yanında domates, biber. Biber. Bunları biraz kızartacağız mı, öyle mi kalacak? Yine bunu ben tereyağında biraz marine ettim. Evet. Hafif, çok soğuk olmamak şartıyla, biraz sıcak olmak kaydıyla servis yaparken tabağa koyuyoruz. Evet. Burada ilginç bir şey bak, bunu da benim denemem lazım. Ben de yapıyorum. Kesinlikle, tavsiye edilir. Biz şimdi klasik Türk yemekleri yaptığımız için genelde, evet, bu İtalyan işi antikor. Genelde İtalyan müşterilerimiz bunu çok tercih ediyorlar son zamanlarda. Arkadaşlar, burası Adapazarı ama buraya da bayağı son zamanlarda yabancılar gelmeye başladı. Kesinlikle. Bu otelimiz de gayet güzel bir otel. Yemekleri de güzel. Bakalım dedik, bir antrikot yiyelim nasıl? Hep biz mi yapacağız? Hep biz mi yapacağız? Birazcık da yiyelim dedik. Ve Hasan Usta işi biliyor. Etini ise antrikot. Bonfile falan değil. Etin güzeli arkadaşlar antrikot. Bonfile çok yaman olursa. Ne bileyim, İnsanlar tercih ediyor ama şimdi onu da yapmasını bilmek gerekiyor. Yani o marine etmeden gitsin, sade olmalı, güzel olmuyor. Ben de beğendim. Biraz devam edeceğim. Biraz devam edeceğim. Antikor tert durdu. Şöyle, şöyle bakabilir miyim? Arkadaşlar, pamuk gibi, bakın. Zaten 20 gün dinlendirilmişti antikor. Yani her yerde bulamayız değil mi? Kesinlikle. Bize de dinlendiremeyiz tabii ki, değil mi uçurum? Elimle ben maşayı almasam olmaz. Ama bu birazcık daha... Biraz pişecek. Abi biraz daha, 2 dakika daha pişecek. Ben ne istiyorum? Ben orta pişmiş. Biz alt pişmiş, biz orta pişmiş. Bir marine ediyoruz mu bu maşamda? Tabii, ben de marine dinlendiriyoruz. Mesela hep boynumuz basmak zorunda. Acil bir durumda eğer yani kullanmak istiyorlarsa soğan, suyu, karabiber ve sütle marine edebilirsiniz. Evet. Ben de marine edeyim diye değil mi? Tabii. Evet, evet, evet. Yani mesela sabahtan marine edeyim de akşama daha yumuşaklık elde edebilirim. Evet, bir daha antikotu kendisini satıya. Kesinlikle. Ama şimdi iki türlü de antikotu da bu daha iyi olur. Öteki türlü sosu? O daha sert bir şey. Bir tek bir yerecekti. Evet. Bunu genelde karıştırıyorlar, karıştırmamak gerekiyor. Evet. Arkadaşlar, bir şey yediğin vakit hakkını vereceksiniz. Orijinali buysa oraya deneyeceğiz. Benim yalnız ilgimi çeken aslında bu patatesler oldu ya. Patatesler. Gerçekten. Genelde şu sıralar pek kullanıyor bilmiyorum askerlerden ama ben genelde böyle yabancı işlerimizi kullanıyorum. Ben bununla şimdi bana bir yemek istiyorum. Bu konuda. Senin patatesler. Birazcık kedik, birazcık kırmızı biber, biraz tereyağı, biraz tuz. Biraz pul biber. Tabii ki siz baharat çeşitlendirebilirsiniz. Tabii isteyen kadar daha farklı olabilir. Şimdi bu krema kullanabilir isteyen. Krema tek bir tutar beğenmiyor musunuz? Yabancılar daha çok. Yabancılar genelde tercih ediyor. Değil mi? Krema yani. Evet. Şimdi biz arkadaşlar yemek peşinde bir defisi gelip azıcık kavgada düşerken bir sohbet edelim. Ben size söz böyle bir patatesi evde fırında sizin yapılacağız diyor. Şimdi herkes bu şekilde yapamaz. Burası profesyonel bir yer ama sizin evde yapılacağız bir şekilde aynısını ben size yapacağım. Sözüm söz. Evet arkadaşlar, yemeğimiz hazır. Şimdi yemeğin en çarpıcı yeri Hasan Usta, en çarpıcı yeri bu tereyağını dökmek. Of of of. Biraz daha atabilir miyiz tereyağı? Tabii. Biliyorsun ben biraz seviyorum öyle şeyleri, yağları. Hatta hepsini atabilirsin, sorun yok.
ziyan olmasın. Of. Bir ömre bedel arkadaşlar. Şimdi bunu yukarı çıkaralım. Afiyetle yiyelim. Evet arkadaşlar. Ustamız çok zahmete girmiş. Etrafını keklemiş. Bak bu da değişik bir usul arkadaşlar. Etrafta karabiberler, pul biber, kekik. Şimdi biz yabancı olmadığımız için, Türk olduğumuz için mutlaka bu ekmeğe yağına banacağız arkadaşlar. Şöyle keselim. Pamuk. Ustamızın ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Etimizin tadı harika arkadaşlar. Ama ben et, ben ziyade şu patatesi çok merak ettim. Gerçekten ilginç bir tadı var. Mutlaka bunu size de atacağım arkadaşlar. Ve bazı YouTube arkadaşlarım dediği gibi böyle bir ziyafette kesinlikle gazlı içecek içmiyoruz arkadaşlar. Meyve suyu. Afiyet olsun.